Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufevvidu emri ila Allah. İnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vecihil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanirracim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ve biz senedil muttasil ile Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Afetul ilmi en nisyan. Ve idaatuhu en tuhaddise bihi gayre ehli. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhi salavat ve teslimatın ehli beyt el asab etbalar rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bil cümle mümin ve Müslüman kardeşlerimizden İrtihali dar vaka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları ve üstazlarımız meşah efendilerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin bugüne kadar yaşamasında vesile olan emeği geçenlerin bu cami-i şeriften güzeran eden eimme hutava müezzinin kayyimin mümin ve müminatın Erva için el Fatiha. Allahu Teala. Afetü's semaha ve afetü's semaha el men. Cömertlik iyi bir şeydir. Allah cömerttir. Baksana kendine inanmayanları da güneşle ısıtıyor, ayla ışıtıyor, yağmur veriyor, rızık veriyor. Çok cömert. Herkese veriyor. Herkese veriyor. Sen beni kızdırdın diye vermemezlik etmiyor. Allah sahidir, cömerttir, cömertleri sever. Cömertliğin afeti de, cömertlik çok güzel bir haslet. Cennet 8 kapılı, cennet 8 kapılı. Birinci kapı, peygamberlerin gireceği kapı. Aynı zamanda cömert insanların gireceği kapıdır. Üzerinde la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah yazar diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haberlerinde. Cömertleri, mümin cömertleri Allah peygamberlerle bir aynı kapıdan cennete sokma şerefine erdiriyor. Cömertlik İslam'da bu kadar güzeldir. Cömert adam zenginlik vermiş Allah bir nimettir. O zenginliğini hayırları harcıyor cömert adam. Ama sonra diyor ki ben sana şunu verdim, ben sana bunu verdim, şuraya şu camiyi yaptırdım, şuraya şu okulu yaptırdım, şuraya hastane yaptırdım. Daha ne istiyorsunuz? Başa kalkmak cömertliği götürür, lekedir. Cömertliğe sığmaz. Cömert adam yapar iyiliği, unutur. Yapar iyiliği, unutur. Çünkü cömertliği Allah rızası için yapar. Bu mal mülk Allah'ın insanlara bir emanetidir. Gerçek malik Allah'tır. Bugün senin, yarın başkasının. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Evet, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Bugün Türkiye'nin en zengini olabilirsin. Senden evvel kimdi? Evet, mal sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Bu devreder, devreder durur bu iş. Öyle ben zenginim diye kasılmaya gerek yok. Sen bir emanetçisin. Bu dönemde Allah sana vermiş o zenginliği. Kadrini bileceksin, şükrünü edeceksin, bol bol harcayacaksın. Ondan sonra da ben yaptım, neden bir kadrimi bilmiyorsunuz demeyeceksin. Sen onu Allah için yapacaksın. Yaratılanlar takdir etmese bile Halik yaradan takdir eder. Usul budur. Yap iyiliği, at denize, balık bilmezse Halik bilir derler. Ne güzel sözdür.
Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki cömertliğin afeti, cömertliğe yakışmayacak hal başa kalkmaktır. Şimdi öğrenci okutmak, çocuk okutmak fevkalade güzel bir iş. Bir insanı yetiştirmek, dünyayı yetiştirmek kadar, ihya etmek kadar güzel bir şey. Bütün insanlık fayda görecek ondan. Ondan sonra yetiştirmişsin, hakikaten masraflar etmişsin, dış ülkelere göndermişsin, doktora için yurt dışına göndermişsin. Her şeyi yapmışsın adama. Adam sonradan senin hoşlanmayacağın bir şey yapmış. Bunca masraf ettim, seni ben okuttum demeyeceksin. Cömert efendi, adam, bey, bayan, böyle söylemeyeceksin. Sen onu Allah için yaptığın o iyiliği unutacaksın. Başa kakarsan yazık olur cömertliğine, sığmaz. Evet, semahatın afeti, cömertliğin afeti başa kalkmaktır diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet, öyle. Ve afetül cemal ev huyala, güzelliğin afeti gururlanmaktır. Gururlanmaktır. İnsanları Allah çeşit çeşit yaratmış. Kimisi esmer, kimisi sarışın, kimisi şöyle, kimisi böyle. Kimisi uzun boylu, kimisi orta boylu, kimisi kısa boylu. Kimisi şişman, kimisi orta, kimisi çok zayıf. Böyle. İnsanların kaynağı aynı fabrika değil. Çeşitli insanlardan oluyor. Bütün insanları aynı çizgide toplamak mümkün değil. Aynı şekle sokmak mümkün değil. Buna göre sen de insanlarla muhatap olurken bu gerçeği gözünde tutacaksın. İlla şöyle isterim yok. Sen imal etmiyorsun ki. Fabrikası muhtelif, insanlar çeşit çeşit. Anlayışlı davranacaksın bu gerçeği göz önüne olarak. Sen çok güzelsin, çok güzel endamlısın. Şekli güzellik, mana güzelliği. Ama güzelim diye ötekilerin yanında havalanmayacaksın. Kibirlenmeyeceksin. Başka insanlara tepeden bakmayacaksın. Bakmayacaksın. Böyle yaparsan yazık güzelliğine diyor Peygamberimiz. Güzelliğe bu sığmaz. Kibir geldi mi, gurur geldi mi bir insana, güzelliği yazık olur, mahvolur. Evet öyle derler, yazık olmuş ya, güzel ama işe yaramaz derler. Peygamber de öyle söylüyor. Burada şunu söylüyorlar. Alimler söylüyor, bu ayet hadis değil. Ulema söylüyor bunu. Ders veriyor, evlenecek olanlara ders veriyorlar. Çok güzel, aşırı güzel kıza bakma diyor hoca. Çünkü gururlu olur. Çok güzelim diye sarı tepeden bakmaya başlar. Ailede geçim derdi olur diyor. Dikkat et diyor. Böyle. İnsanlar bu kibirden, gururdan kendini alamazlar genellikle. İşte alamadığı zaman da yazık olur güzelliğine. Yazık olur güzelliğine diyor. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem, insanın kendini beğenmişliği çok kötüdür. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem kibirden, gururdan, ucubtan, kendini beğenmişlikten Allah'a sığınıyor. Mesela bir odaya gittiği zaman, bir başka insanların topluca bulunduğu yere gittiği zaman ayağa kalktıkları, hayır otur, kalkmayın, kalkmayın. Beni Meryem oğlu İsa'ya benzetmeyin. Çünkü onu çok seveceğiz diye biliyorsunuz Tanrı'dır, Tanrı'nın oğludur deyiverdiler. Ve iş karıştı. Bana ona benzetmeyin, beni ona benzetmeyin. Oturun oturun, nerede boş bulursa oturmak ister. Öyle huyu öyledir. Bu ümmeti Muhammed'in de öyle kendine bir ucu, ben en üstünüm, dip bucağı ben oturacağım. Herkes ayağa kalkmalı, elimi öpmeli dememeli. İşte güzelsen, böyle kuruntuya kapılırsan, mesela çok güzel hocasın, alimsin, çok güzel hafızsın. Ben en üstünüm, kurrayım filan diye öpünelim bakayım. Havasına kapılırsan yazık olur diyor. O güzellikten eser kalmaz gider diyor. Güzellik Allah'ın bir lütfuysa şükretmesini bil. Bu güzellik Allah'tan geldi bana diye şükret. İnsanlara saygılı ol. Sakın kendini beğenmişliğe kapılma. Kibirlenme, gururlanma. Söz ve davranışlarında başkasına
tahakküm etmek, tepeden bakmak gibi havalara girme. Ve afetül ibadeti el fetra. İbadetin afeti de ara vermektir. Evet, şimdi Ramazan'dayız. Elhamdülillah İslam aleminde benim gördüğüm kadarıyla Ramazan'ı en iyi değerlendiren halk bizim halkımız. Bizim insanımız. Ramazan gelir, bambaşka olur camiler. Dolar taşar. Herkes işte bakın Süleymaniye Camisi'nin avlu insan doluyor taşıyor. Ziyaretleri diliyor. Ramazan'da başka zaman gelmiyor buraya bu kadar. Başka camiler de öyle. Dolu taşıyor. Her yerde böyle. Çok güzel bir adet bu. Çok güzel. Ramazan'a saygı duyanı Allah aziz etsin diyorum. Buna, bu duaya layıktır. Ramazan'a saygı duyan adam bu duaya layıktır. Elhamdülillah bizim milletimizde bu saygı var. Adam meyhanecidir. Her gün herkese içki içirir. Ramazan geldi mi kapatır. Elinden öpmek lazım. Bu iman eseridir. Allah'a saygıdan iler gelir. Hiç yapmaması daha güzel ama şu bile onun mümin olduğunun alametidir. Bu saygı bizim milletimizde var. Elhamdülillah şimdi Ramazan'da koşuyoruz. Yani böyle size önünüzden biraz güzel şeyler söyledim ama şimdi biraz da eleştireceğim. Peygamberimiz diyor ki Ramazan'da oruç tutuyoruz. Geceler camiye doluyoruz. Gürül gürül salavatlar getiriyoruz. 20 rekat teravih kılıyoruz. Elhamdülillah bizim milletimiz kılıyor bunu. Başka illerde bu kadar yok. Bir Mekke'de var. Başka illerde yok. Medine'de, Mekke'de var. Mesela ben Halep'te bulundum. Şam'da. 4 rekatta iyiydi. 6 rekatta yarısı gitti. 8 rekatta 4'te 1'i kaldı. Ondan sonra çok az adam kaldı camide. Elhamdülillah bizim milletimiz, Türk milleti, halkımız 20 rekat sonuna kadar gürül gürül salavatlarla bitirir. Doğru yapar, güzel yapar. 20 rekat teravihi ikişer rekatla camide salavatlarla, tesbihlerle, tekbirlerle kılmak Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanında olmuştur. Hazreti Ömer imam tutmuş, böyle kılın demiş. İkişer ikişer arasında böyle 4 rekatta bir oturarak dinlenerek teravih oradan gelir. Gürül gürül salavatlar, tekbirler getirilmiş. Tüm sahabi ne güzel oldu demişler. Peygamberimiz de buyuruyor ki evet aleyküm bisünneti ve sünnetil hulefâir râşidîne min ba'di. Benim sünnetime tutunun. Benden sonra Hulefai Raşidi'nin Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali'nin radıyallahu anhum'un sünnetine tutunun. Hazreti Ömer bunu böyle kılmış. Herkes oh demişler, ne güzel icma olmuş. Hazreti Ali dua ediyor. Nevvarallahu merkada Ömer kema nevvara mesacidena. Camilerimizi şenlendiren, nurlandıran Ömer'in kabrini Allah nurlandırsın. Ne güzel yaptı şu camiyi bak. Ne güzel şu teravih kılmak diye. Hazreti Ali dua ediyor. Bütün sahabiler dua ediyor. Biz de dua ediyoruz. Bid'at filan değildir. Teravih 20 rekattır. Öyle şu bu konuşabilir. 20 rekattır. Şimdi size soruyorum. Efendim şu hadiste şöyle var. Evet Hazreti Ayşe anamızın bir hadisi var. Ona göre 10. 3'te vitir 11. 8. Hazreti Ömer devrinde Ayşe anamız sağdı. Efendi, lütfen dikkat et. Hazreti Ayşe anamız allame insan. Ondan fetva soruyor herkes. Özel peygamberimizin talebesi, eşi olarak seçmiş. Birebir eğitmiş, öğretmiş. Herkes ondan fikir danışıyor, içtihat soruyor. Böyle allame bir kadın, Allah ondan razı olsun. Müminlerin anası. Ya Ömer, niye yaptın bunu demiş mi? Böyle bir tek rivayet var mı? Ey milletin kafasını 8'de 10'da diye karıştıran. Sen Ömer kadar olabildin mi? Ömer'in ayak tozu olabildin mi? Bunlara bizim aziz milletimiz 1000 senedir kulak asmadı. Teravih 20 kıldı. Kıyamete kadar kılacak. Çatlasalar da patlasalar da. Evet, bu Hazreti Ömer zamanında tüm sahabinin icma ile sabittir. Kimse itiraz etmemiş. İcmaen sabit olan Kur'an'la sabit gibidir. Kur'an'la sabit gibidir. Ne güzel. Güzel de
Peygamberimiz buyuruyor, gündüz oruçlu, geceler camilere gidip teravihli bir ay Ramazan'ı bitiren mümin, anasından doğduğu gibi tertemiz olur. Akabinde ölse günahsız ölür. Hadis var böyle. Güzel değil mi? Men sâme Ramazan'a imanen ve ihtisaben gufire lehu mâ takaddeme min zenbi. Tüm geçmişlerle silinir. Ya hocam bu kadar bol keseden atma. Ben atmıyorum. Peygamber söylüyor. Allah'ın hazinesi de büyük. Neye cimrilik edeyim ki? Cennet hepimiz alacak kadar geniş. Niye kıskanıyorsun cenneti müminlerden? Peygamber söylüyor bunu ya. Ben inanıyorum. Onun için Ramazan sonuna kadar teravihlere devam. Ramazan'dan sonra da devam. Şimdi güzel kazandın. Camileri gittin ne güzel. Kazandın, cennetlik oldun. Günahlardan arındın. Ondan sonra namaz yok, abdest yok, cami yok, unutuyorsun. Yazık diyor, yazık. Evet diyor, ibadetin afeti fetrettir. Bir yapıyor, bir yapmıyor. Allah bir Ramazan'da yok, her zaman var. Öyle değil mi? Sen Müslümansın. Allah her zaman var yahu. Cami her zaman var yahu. Neden Ramazan'dan sonra caminin yolunu unutuyoruz? Neden namazı bırakıyoruz? Yazık olur diyor Peygamberimiz. İbadet böyle yap yap, bir şeyler kur. Ondan sonra dibine gel bir dibine baltayla yık. Niye yaptın kerata yıkacağın yere? Demezler mi adama? Sen aklına zorun var demezler mi adama? Onun için Ramazan'ı güzel geçiren aziz milletimiz, halkımız, sizler. Ramazan'dan sonra da şu camileri şenlendirin mübarek adamlar. Allah sizden razı oluyor. Böyle çok ters, azgın, taşkın adamların yaptıklarından dolayı gazap edecekken müminlerin camide böyle camiyi doldurup saf bağlayıp namaz kılmalarını görünce, gürül gürül salavatlar getirdi görünce Efendimiz haber veriyor. Meleklere buyurur ki diyor, vazgeçtim şu müminlerin hatırına. Vazgeç, yani camileri doldurursanız dünyayı ayakta tutan insan olursunuz. Hem Allah sizi sever, hem insanları kurtarırsınız. Lütfen camiye devam etmeye bakınız. Ara vermeyiniz. İbadete ara vermek afetidir, afetidir, ziyaıdır. Yazık olur. Yazık olur diyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah imanımızı kamil, ahlakımızı güzel eylesin. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eylesin. Helalden bol rızık versin. Hayatımız boyunca cömertlik yaparak iyi yollara, Allah'ın verdiği ölçülerde hayır yapma yarışına devam edenlerden eylesin. Allah akıbetimizi hayır eylesin. Subhanakallahum ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ilek. Subhane rabbina rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin.